Videonun sonuna doğru gelirken şunları söylemek istiyorum. Herhangi bir sporla uğraşan kardeşim sana sesleniyorum. İkincilik asla bir hedefimiz olmasın. Evet imkansızlıklarımız çok ama bu başarı hikayemizi daha anlamlı kılar. Daha önce Türk tarihinin en önemli maçı hangisiydi diye düşündünüz mü? Ben sizin için cevaplayayım. Kanal Alvarez, Avni Yıldırım maçı Türk tarihinin en önemli maçıydı. Bunu ben demiyorum. Bu maçı böyle tanıttılar ki haklılardı. Çünkü ortada WBA ve WBC süper orta siklet kemerleri vardı. Boksörümüz Avni Yıldırım'ın hedefi WBC süper orta siklet kemerini eve getirmekti. Bu kemer için iki kez rakipleriyle karşı karşıya gelen Avni Yıldırım ne yazık ki hiçbir zaman kemerin sahibi olamadı. İlk kez WBC Süper Orta Siklet kemeri için Anthony Direlli ile karşılaşmış o maç Avni'nin elinden sökülüp alınmıştı. İkinci kez ringe girdiğinde ise karşısında sikletler sizin en iyi isimlerden biri Saul Canelo Alvarez vardı. Ben bugün sizlere Cumhuriyet tarihimiz boyunca gerçekleşmiş en büyük maça giden yolu, maç içerisinde yaşananları ve Avni Yıldırım'ın son durumunu anlatacağım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Her şey WBC Süper Orta Siklet Şampiyonu David Benavides'in uyuşturucu kullanması ve bundan dolayı kemerinin elinden alınmasıyla başladı. WBC David Benavides'in boşa çıkardığı kemer için sıralamadaki birinci ve ikinci dövüşçüyü karşı karşıya getirme kararı aldı. O günlerde birinci sırada Anthony Direl, ikinci sırada ise boksörümüz Avni Yıldırım vardı. David Benavides'in oyundan çekilmesi boksörümüz Avni Yıldırım için şampiyonluk yolunu açmıştı. Karşısında sadece sadece bir isim vardı. Anthony Direl. Direl de Avni gibi kariyerinde sadece bir kez yenilmişti. Fakat Avni'ye göre oldukça yaşlıydı. O günlerde Anthony Direl 35, Avni Yıldırım ise 27 yaşındaydı. Anthony Direl kolay bir rakip değildi, tecrübeliydi, üstelik eski de bir şampiyondu. Yeni süper orta sikte şampiyonluğunu arayan WBC 23 Ocak 2019 tarihine Avni Yıldırım ve Anthony Direl maçını ayarladı. Avni Yıldırım Anthony Direl'i geçebilirse WBC süper orta sikte şampiyon olacak ve bu gururu bizlere yaşatacaktı. 23 Şubat'ta başlama zili çaldı ve maç başladı. Maça Direl iyi başladı, ilk round onun gibi gözüküyordu. İkinci round ise Avni'nindi. Maç çok zevkli ilerliyordu. Direl de güzel yumruklar çıkarıyordu, Avni de. Resmi olmayan skor puanlamalarında ilk 4 roundda beraberlik vardı. 1. ve 3. roundlar Direl'in, 2. ve 4. roundlar boksörümüz Avni Yıldırım'ındı. 7. rounda geldiğimizde yine resmi olmayan puan tablosunda beraberlik vardı. 3 round Avni'ye, 3 round Anthony Direl'e gitmişti. 7. roundun son saniyelerine geldiğimizde Direl ve Avni kafa kafaya çarpıştı, Anthony Direl'in kaşı açıldı. Round sonunda Direl kanını emerek bunu şovunu da yaptı hatta. Kaşının açılmasından sonra yumruklar yiyen, darbe alan Direl'in kaşı daha çok açıldı. 10. raundun ortasında hakem doktordan Direl'in kaşına bakmasını istedi. Doktor baktı ve maçı bitirme kararı aldı. Bu karar ile kazanan tarafın Avni Yıldırım olması lazımdı çünkü rakibi maçtan çekilmişti. Avni ve takımı sevinirken hakem bu maçın 10 round üzerinden değerlendirileceğini söyledi ve maç hakem kararına gitti. Herkes ortada bir oyun olduğunu anlamıştı. Anthony Direl'in yüzü gülüyordu. İlk hakem 96-94 Direl'e, ikinci hakem 98-92 Avni'ye, son hakem ise 96-94 Direl'e verince yeni WBC Süper Orta Sikte şampiyonu Anthony Direl oldu. Ortada ciddi bir haksızlık vardı. Üstelik boksta çok daha ağır kaş açılmaları olmuş, boksörler devam etmişti. WBC kemerinin sahibi Anthony Direl olunca WBC çok büyük bir tepkiyle karşılaştı. İnsanlar bunu anlamlandıramadı. Avni Yıldırım ve menajeri Ahmet Öner WBC başkanını ziyaret etti. Ardından WBC başkanı İstanbul'a geldi. WBC başkanı geri adım atmak zorunda kaldığı Avni Yıldırım'ın zorunlu rakip olduğunu açıkladı. Hikayeye başlarken uyuşturucu kullandığı için kemeri elinden alınan şampiyon David Benavides'ten bahsetmiştim. David Benavides kemeri için süper orta siklete geri döndü ve Avni Yıldırım Anthony Direl maçından sadece 6 ay sonra Direl ile karşı karşıya geldi. Benavides ağır bir üstünlük kurdu ve 9. rantta Anthony Direlli nakavt etti. David Benavides bu maçtan sonra zorunlu rakibinin Avni Yıldırım olduğunu Avni ile karşı karşıya geleceğini duyurdu. İki isim karşı karşıya gelecekti fakat Avni Yıldırım'ın sakatlığından dolayı Benavides'in karşısına 15 Ağustos 2020 tarihinde Alexis Angolo'yu çıkardılar. Bu maç öncesinde Benavides kiloyu tutturamayınca kemer tekrardan boşa çıktı. Bölüm sonu canavarı Canel Alvarez oyuna böyle dahil oldu. Boşta olan WBC süper orta siklet kemeri için Callum Smith ile 2020'nin aralık ayında karşı karşıya geldi. 12 roundun sonunda Callum Smith yendi ve kemeri beline geçirdi. İşte böylelikle Avni Yıldırım ile Canelo Alvarez'in yolları kesişmiş oldu. WBC'nin zorunlu rakibi Avni Yıldırım'dı. Hakkıydı Avni'nin bu maç. Bu arada daha önce Avni Yıldırım ve Canelo Alvarez birlikte antrenman yapmışlardı. Birbirlerini tanıyorlardı. Canelo'nun ekibi aslında bu maçı istemiyordu. Çünkü Avni Yıldırım çok satamazdı. Şampiyonsal Canelo Alvarez'in isteği ise süper orta sikletteki tüm kemerleri toplamaktı. Hedefi önce Billy Joe Sanders'ı ardından Caleb Plant'i yenmekti. Bundan dolayı Canelo mecburi olarak Avni Yıldırım ile karşılaşacaktı. İşte tarihimizin en büyük karşılaşması olarak görülen Avni Canelo maçı 27 Şubat 2021 tarihine ayarlandı. Maç için aslında konuşacak çok bir şeyimiz yok. 27 Şubat'ta Avni Yıldırım bizlere hiçbir şey gösteremedi. Çok gergindi. Hatta 3. rantta Kanelo Avni'ye yeri gösterince kalktı, güldü, köşesine gitmeye çalıştı falan kendinde değildi. 3. rantta çok ağır darbeler aldı. Rant bittikten sonra köşesine gitti ve koçu şunları söyledi. Sana bir rant daha vereceğim Avni. Bana bir şeyler göster. Bunu birkaç kez daha tekrarladı. Dediğim gibi Avni kendinde değildi ve 4. raunda çıkamadı. Zaten ilk 2 raundda da Canelo hafif test ettiğinde Avni bir sarsılır gibi olmuştu. Peki Avni Yıldırım bizlere neden bir şey gösteremedi? Bunun sebeplerinden biri 2 sene boyunca maç beklemiş olmasıydı. Canelo Alvarez maçına çıkmadan önce en azından 2 maç yapabilirdi. Mesela Canelo'dan örnek vereyim. 2019 yılından Avni Yıldırım maçına kadar Canelo tam tamına 3 maça çıktı. Rakiplerinin ikisini de nakavt etti. 2 sene boyunca boks yapmayan boksör ring içerisindeki akıcılığını kaybeder. Üstelik rakibiniz gelmiş geçmiş en iyi boksörlerden biri. İkincisi Canelo Alvarez'in gücünü olan saygısıydı. Avni sadece bekledi. Maç yorumlarına baktığımda Canelo'nun terlemediğini, antrenmanda daha çok yorulduğunu söyleyenler vardı. Ne yazık ki boks torbası bile dediler. Avni Yıldırım Kanelo maçından sonra 5 maça daha çıktı. 3'ünü kazandı, ikisini kaybetti. Bir sene önce Yusuf Kangül ile karşılaşan Avni Yıldırım 9. roundda Yusuf Kangül'e çok ağır bir şekilde nakavt oldu. Videonun sonuna doğru gelirken şunları söylemek istiyorum. Herhangi bir sporla uğraşan kardeşim sana sesleniyorum. İkincilik asla bir hedefimiz olmasın. Evet imkansızlıklarımız çok ama bu başarı hikayemizi daha anlamlı kılar. Avni Yıldırım bizim boksörümüz ve bence elinden gelen her şeyi yaptı. Karşısındaki adam ondan kat be kat daha iyiydi ve kazandı. Artık birbirimize saldırmak kötülemek yerine o maçı tekrardan izleyelim, nelerin yanlış yapıldığını gözlemleyelim ve o hatayı bir daha yapmayalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Abone olmayı, yorum atmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.